Kata iyice sarmış. Şu petek karakovan peteği. Boş petek veriyor böyle. Her kovana birer ikişer tane onları dolduruyor. Şurada da vardır. Şu kalın olan mı? Ne yapacağız şimdi? Yaptığımız peteklere, yaptığımız petekleri şimdi bağladığımız peteklere ihtiyaç duyan kovanlara vereceğiz. Kovanlar ihtiyaç duyuyorlar. Bu arada kendime de göstereyim. Mecburen ben de giysi giydim. Yakışmış mı? Bak şunları kabartmış, bal koymuş. Oradan mı çıkaracaksın? Bak şuradan kabarttığından belli. Şu evet. Şunlar da güzel dolmuş. Taşmış bakalım. Yani artık. Bakalım hele. Maşallah maşallah. Baharda bal var mı isteyenlere? Bunda duman aracımız ha? Evet, o olmadan yaklaşmayın derler. Ah. Ha, dışarıdaymış. Evet arkadaşlar. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Şimdi burasını tamamen doldurmuş. Diğer yerlerde de sırlanmaya çalışıyor. Bakın oraları da bal dolu. Üstteki gibi sırlanmaya çalışıyor. Olabilir, olabilir. Bal bu. Çok güzel, maşallah. Hepsi böyle dolu dolu olur. Umarım bakalım, şöyle. Bakalım, tamam. Başka bir tane daha gösterelim. Diğeri de şu. Tabii yeni kabartmış, bak beyaz bir petek. Üstü doldurmuş. Tut biraz. Diğer yerleri de doldurmaya çalışıyor. Tut biraz, tut. Maşallah, maşallah. Şöyle. Tamam. Şimdi Mayıs balı değil mi? Evet, bahar balı dediğimiz bal bunlar. Şu şeyden, dumandan verelim, seni ısıttır mı? Duman ne yapıyor bunları? Sarhoş gibi yapıyor. Yani sakinleştiriyor ya da işte birbirlerine yabancı kokusunu şey yapmamış oluyor. Hmm. Evet. Maşallah maşallah. Bu da güzel doluyor arkadaşlar. Maşallah. Mevsim fena geçmiyor. Bakat dedi, bal bakıyor diyor. İçeridekiler de bayağı olmuş. Hem kabartmış hem doldurmuş. Bunlar bir kısmı üçüncü şeyi istiyor. Katı. Ya üçüncü katı vereceğiz ya da ne yapacağız? Bahar balını alacağız. Alacağız. Onun yerine boş petekler hazırladık ya. O boş peteklerden koyacağız. Evet. Gide gele Fethi, sen de arıcı olacaksın galiba. Vallahi olacağız galiba. Hadi inşallah. Üretmek üretmek güzel bir şey. Her açıdan, evet, herkes evet. Üretimin içinde olmalı. Hele arı ve bal üretimi imkanı olan arkadaşlar mutlaka yapsınlar. Hem kendi
ballarını tüketecek, ballarını güvenli gıdayı üretmiş olurlar. Hem de güzel bir meşgale olur. Evet. Keyifli de bir iş aslında, değil mi? Eğer örgütlü bir mücadelenin içinde ısrarla değilse ya da olsa da fark etmez. Buna zaman ayırsın. Üretime zaman ayırsın insanlar. Güzel bir uğraş. Evet. Bunlar dolu da şurada filer tepek istiyordu galiba. Tepek istiyordu. Nerede dolmuş arılarımız yahu? Maşallah de. Çok güzel, maşallah diyelim. Arımız dolmuş. Ama bak bu daha tepek istemiyor. Üst kata çıkmamış. Çünkü bu kat oğul verdi. Şu ana arı ızgarası gördüğünüz. İki kat arasına koyuyorum bunu. Çoğunda var. Neden koyuyorum? Ana arı diğer arılardan daha iri ve büyük olduğu için üst kata çıkamıyor. Sadece aşağıda alt katı yavruluk. O deliklerden geçemiyor. Yani. Kuluçkalık olarak kullanıyor. Diğer işçi arılar yukarıya geliyor. İşçi arılar da yukarıki katları sadece bal için kullanmış oluyorlar. Bal için kullan. Şimdi bu ne dedik? Baktık. Bu petek istemiyor. Evet. Bu niye kat verdi? Kat verilecek bir arıydı bu. Ama belki 2-3 tane, belki 4 taneyi bu verdi. Oğlu. Evet, şuna petek isteyecek. Bakın. Bu arı da güzel gelişmeye çalışıyor. Ana ızgarası koymamışım buna. Evet, ondaki yok. Elimde yok. Ana arı buraya da yavru yapabilir muhtemelen. Bunlar eski peteklerim. Eski peteklerim. Arılar buraya zaten bal da getirmiş biraz bak. Maşallah. Bal da getirmiş. Yani bunu şey yapsın, iş vermek için ona. Bağladığımız peteklerden birini ilave ettik buraya. Evet. Arılara. Dolduracağız mı burayı? Hayır. Bir tane yeter diyorsun. Şu anda o mevcut yani, dolduracak. Sen onu göz kararı hesaplıyorsun, evet, hissediyorsun. Zaman bakacağız. Birkaç günde bir. Yukarıları dolduysa oralara ne vereceğiz? Boş peteklerden vereceksin. Bu oğuldu. Şimdi bak bu aldığımız oğullardan. Bu yeni aldığımız, bu sezonun oğlu. Onun için bu oğula şerbet vermişiz, bakın poşette şerbet vermişiz. Bu besleme şurubu arkadaşlar. Dün açıkladık ama. Açıkladık ha. Yoksa şeker ve şerbet. Evet. Bunu gönül rahatlığıyla gösteriyorsak içimiz rahattır zaten. Vicdanımız rahattır. Kata çıktığında kesinlikle verilmiyor. Çünkü kata çıkan arı bala dönüşmüş demektir. Şekerden bal. Yaptırmıyoruz tabii ki arkadaşlar. Bu şekeri, şurubu sadece ana arıyı daha fazla yavrulatmaya teşvik etmek için. Besleme yani daha kolay şey yapsınlar diye. Peki ana arı buluyor mu onu, geliyor mesela oradan besleniyor mu o şekerden? Sadece ana arı değil, tüm arılar. Hayır ana arı da geliyor ama. Tabii. Bakalım hele şeyimize. Biraz uzak dur. Yani niye uzak dur diyorum ben sana. Şimdi bak. Bunlar da boştu. Bayağı doldurmuşlar, şey yapmışlar bak. Hem bal getirmiş. Yavru atmış mı ona bakalım. Diğer çıtalara. Yavru daha mı küçük oluyor? Şimdi yavru kapalı gözleri vesairesi filan olacak. Allah Allah. Tabii. De yavruya göreydik iyiydi. Bak yavru. Şunu bana dördün. Şurada kapatmaya başlamış bak bazı yerleri. Bazı yerleri üstü balla sırlamış. Diğer taraflara bal. Yani şuralar kapanmış. Ve açık yerlerde de bakın yavru gözleri var. Şuraları bak yavru atmış buralara ana arı. Şurasını filan yavru bunlar. Onlar yavru olacaklar. Bakayım daha yeni oğul olduğu için bu anca şey yapıyor demek ki. Evet. Bu
Bir tane istiyor diyorsun petek. Yani evet. Şimdi bak bu son peteği kabartmaya başlamış, gördün mü? Şunun gibiydi bu petek. Bunu ne zaman koydun? Bunu da bir hafta önce koymuşum herhalde. Biraz görelim onu yakından, kabartıyor ha. Bak kabartıyor. Evet evet. O incecik petek bağlarken yaptığımız incecik şey kalınlaşmış, evet. Giderek de kalınlaşıyor. İki tarafını da evet çukurlaştırıyor. Kendi ölçülerinde, milimetrenin de altındaki ölçülerde. Evet. O matematik dehasını. Aynen. O altıgen şeyi de koruyor değil mi uzatırken? Tabii, tabii, çok tabii, ilginç ya. Tabii. Tümü ilginç. Birbirinin eşit. Bu tarafa daha başlayamamış. Yani bu istemez bile belki bir petek ama ben yine de elime almışken onu aylak tutmamak için şöyle bir tane yanına koyuyorum. Evet. Diğerlerine de yine aynı şekilde bakacağım. Gerekli şeyleri yapacağım. Şunda da. Başladım. Şimdi. Bal görmek istiyor musun yine? Baktık mı buna? Yok, hayır. Ha, bakmadık. Şimdi bu da oğullardan bir muhtemelen. Nerede? Dumanım. Onun içinde bir şey mi yanıyor dayı? Hangimiz? Onun içinde? Karton. Küçük bir karton yakıyorsun. Onun dumanı yani. Onun dumanı, o herhangi bir şey değil. Size yavrulu gösterebilecek miyim diye bakıyorum. Ama yok maalesef burada. Bu da oğullardan. Daha çok bal ve günlük var bunda. Buna petek vermem gerekiyor mu? Pek gerekmiyor aslında. Ama gerekmiyor. Gerekmiyor. Ona da gerekmiyor ha? Çünkü petek ne zaman veriyoruz? Petek diğer önceki çıtayı arı sarmış tamamen. Ona ihtiyaç duyuyor. Yani peteğe, yeni peteğe ihtiyaç duyuyor. O zaman vereceğiz. Anladım. Hele bunu ilkbaharda havalar soğukken ya da sonbaharda zaten petek verilmez, tam tersi alınır. Havalar soğukken vermiyoruz. Arı üşütüyor o zaman. Yavrular üşüyor. Onlar üşütüyor. Aç kapa aç kapa derken öyle mi? Farklar ısıtamıyor vesaire. Bir de karakovanımız. Bakalım. Yuvarlak olan mı? Hayır. Şu dikdörtgen. Hı. Tamamen karakovan içinde bunlar. Tutuklar bunları. Bakalım ne yapmış. Bu da oğul. Bu da oğul. Bu senenin oğlu. Tabii bu senenin oğlu. Birazcık sesli. Karakovan'a döndürdüm. Bir dakika bakalım. Şimdi ne işler yapmış bakayım, benim nerede demirim? Şu. Bakalım ne işler yapmış o yavrumu atmış. Bak bunların tamamen kendisi yaptı bunları. Bir tane çıkaralım, boşluk oluşsun. Şunlara gerek yok aslında artık. Şimdi bakalım neler yapmış bizim oğul. Oğul oğul. Bal oğul. Evet bakın. Burada hiçbir şey yoktu. Şey, bu peteğin tamamını arı kendisi ördü. Bir dakika, az önce petek bağladık ya. O bal mumla petek de mi yoktu burada? Damladım aşağı. Damladım. O hiçbir petek... şekilde boş boş çıta bu şekliyle çıtaydı. Allah Allah. Şu. Şöyle çıtaları koyuyorum. Bal mumu hiçbir şey yok ve şu hale getiriyor. Bu hale kendisi. Öbür haline tutsana.
Bu tabi baştan başlıyor. Diğer zine bakalım istiyorsan. Damlıyor. Damlıyor bal, damlıyor. Bunlar tamamen arının kendi yaptığı. Bak. Çalışkan oğul bulmuşum bu sene. Aşağısı yavru. Onlar, neresi? Bak o kapalı olan yerler yavrular. Onlar yavrular. Şunlar. Çıkacak mevcuda. Evet aşağısı. Üstü bal. Üstü bal. Şurası bal dolmuş, evet. Zaten kapatmış. Evet. Burada çalışıyorlar. Da burada da yavru. Diğer eyvah. Eyvah gidiyor dayı. Bal. Evet şimdi şey yaptığımız için tabii kötü oldu. Buna çıta bilmem ne koymadık. Bunun akma ihtimali yüksek. Umarım. Bozmamış oluruz. Bozarsak toplamak da zor bir de o, biliyor musun? Evet konumuz bu. Evet, petek bağlamadan bağladığımız petekleri kapasitesi olan kovanlara ekleme yaptık. Çok fazla gerek duymadı dayım, değil mi dayı? Yok yok. Birkaç tane petek eklemesi yaptık. Şimdilik öyle. Tabii ileride gerekebilir değil mi gene? Tabii birkaç gün içinde yeniden bakacağım. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım yine faydalı bir içerik olmuştur. Umarım. Arıcı yani dostlarımıza. Amatör bir arıcı olarak sizlerle kendi deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yani amatörlükten bu kadar. Tabii bir takım arkadaşların katkısıyla öğrendim birçok şeyi. Bilgileri okuyarak da öğrendiğim gibi esas olarak pratik yapmak önemli. Evet. İnsan bir şeyi pratik yaptıkça öğreniyor zaten. Kesinlikle. Doğru yanlış, kendinize, doğru yanlış. Kendinize güvenin. Ben yapamam diyordum. Ben yapabiliyorsam hepiniz yaparsınız. Aynen. Şu dumanla bitirelim bari. Sık sık sık.